Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugünler gençlerimiz için çok çok önemli günler. Neden? Geleceklerine yön verecek tercihleri yapıyorlar. Üniversitelerini seçiyorlar. Meslekleri yavaş yavaş belli olmaya başlıyor. Sadece lise sonlar değil, lise 3'ler, 2'ler, 1'ler ne yapacaklar, ne edecekler bu süreci dikkatle takip ediyorlar. Bir süredir Havelsan'ki Türk Savunma Sanayi'nin simülasyon merkezi, yazılım evi Havelsan'la birlikte Akıl Katanlar diye bir seri hazırlıyoruz. Türkiye'nin önde gelen bilim insanlarıyla, mucitleriyle konuşuyoruz. Onların hayat hikayelerini sizlere anlatıyoruz. Bunları yaparken tek amacımız işte o genç arkadaşlarımızın aklında bir kıvılcım olabilmek. Geleceklerine küçücük de olsa, bir mum kadar da olsa geleceklerine biraz ışık tutabilmek. Bu amaçla hazırladığımız bu seri sağ olun sizlerden büyük ilgi görüyor. İşte tercihlerin yapılacağı bugünlerde ben bu videolarda o bilim insanlarımıza, mucitlerimize sorduğum gençlere ne öneriyorsunuz, neler yapmalılar sorularının cevaplarını bir araya getirdim. Ve size geleceğinize böyle ışık tutacak hap bir video hazırladım. Umarım beğenirsiniz. İlk bölümde konuğumuz Türkiye'de yapay zeka denildiğinde akla gelen ilk akademisyenlerden biri olan doçent doktor Metin Sezgin olmuştu. Sezgin Hoca gençler için yapay zeka konusunda yapılacak çalışmaların önemine dikkat çekti. Tabii ki size sormak istiyorum. Yapay zeka bu kadar gündemde, halkımızın %77'si yapay zeka çok olumlu bakıyor. İleride bu konuyla ilgili çalışmak isteyen gençlerimize ne öneriyorsunuz? Ya sadece bir bilgisayar mühendisi olmak, yazılımcı olmak yetiyor mu? Yetmiyor. Matematik çok önemli. Çünkü yaptığımız işlerin temelinde hemen hemen her yaptığımız işte matematik, olasılık teorisi ve lineer cebir var. Dolayısıyla matematik derslerini ciddiye almalarını öneriyorum. Ve çok çalışmalarını öneriyorum. Çünkü yapay zekada ya da bilgisayar mühendisinde, bilgisayar mühendisi dünya çapında şu an zaten çok popüler. Yapay zeka bunun ötesinde talep gören bir alan. Burada rekabet etmek istiyorsanız ya da bir yere gelmek istiyorsanız rekabetin dünya çapında olduğunun farkında olmanız lazım. Ki sizin sunumlarınızda bayağı bir geriden gelen Çin'in son 10 yılda ne kadar ilerlediğini anlattınız. Doğru. Bizim rakiplerimiz, belki bir kuaför olacaksanız rakibiniz sadece Türkiye'de ya da yaşadığınız mahalledeki insanlar. Çünkü biri Çin'den gelip buraya kuaförlük yapmayacak. Ama yapay zeka uzmanlığı yapacaksanız Çin'de doğan çocuk, Hindistan'da doğan çocuk, Amerika'da doğan çocuk bunların hepsi sizin rakibiniz. Ve Amerika'da doğan, Avrupa'da doğandan farklı olarak Çin'de doğan çocuk başarıya aç ve bunun için uzun saatler çalışmaya razı. Bizim de çok güzel imkanlarımız var ülkemizde eğitim için, kendimizi geliştirmek için bunları kullanarak rekabette öne geçmemiz lazım. İkinci konumuz ise Türkiye'de en çok kutuplara giden bilim insanı olan, aynı zamanda da TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Profesör Doktor Burcu Özsoy olmuştu. Burcu Hoca gençlere kendinden örnek vererek merak etmelerini, sorarak ilerlemelerini istiyor. İleride ben kutuplarda çalışmak istiyorum, bilim insanı olacağım diyenlere ne öneriyorsunuz? Bize gençler hakikaten akın akın bizimle iletişime geçiyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor. Çünkü zamanında ben de aynı şekilde üniversitede doktora öğrencisiyken kutuplarda çalışma yapan bilim insanlarıyla, duayen insanlarla iletişime geçerek buralara geldim. Onun için bizimle iletişime geçen her öğrenci, her birey muhakkak yanıtlanıyor. Ben ve ekibim olarak buna çok hassasiyet gösteriyoruz. Çünkü aynı aşamalardan geçtik. Onların hevesini kırmamak lazım. Kutup bilimi uçsuz bucaksız. Biraz önce saydım. Yani sosyal bilimlerinden tutun yer bilimlerine kadar. Tamamıyla 360 derecelik bir yelpaze. Bir bilim insanının psikolojisinden tutun bir penguenin psikolojisine. Orada volkanik kayalardan tutun buzulların içinde biriken karbondioksit miktarına. Çok ciddi bir bilim yelpazesi var. Ve bu bilim sordukça sizi daha çok heveslendiriyor. Ve biz gençlerimize özellikle onların tertiplediği TEDx konuşmalarına, bilimsel seminerlerine muhakkak dahil oluyoruz. Onlarla konuşuyoruz, bir araya geliyoruz, onlara el veriyoruz. Ben tabii ki onların sormalarını,
sorup bazen yanıtsız kaldığında, hani bizim tarafta değil ama muhakkak kimlere kimlere ulaşmaya çalışıyorlardır. Hevesleri kırılmasın. Birine ulaşamazlarsa bir başkasına muhakkak ulaşsınlar. Bilim sorularak ulaşılır ve bilimin hakikaten yanıtlaması gereken çok soru var. Bizim de bilim insanlarına ihtiyacımız var ve özellikle son dönemlerde özellikle mesaj verilmesini istediklerinde ben özellikle Nobel ödülü diyorum. Yani başta tabii ki Türkiye'den Nobel ödülü almış bilim insanı sayımız Aziz hocamıza bakıyoruz. Hakikaten bizim için çok kıymetli. Ben sayısının daha çok artmasını istiyorum. Tabii bir de kadın cephesinden baktığımızda kadın Nobel ödülü alan sayısı da dünyada yok. Şimdi Konya'ya gidiyoruz. Karatay Üniversitesi öğretim görevlisi Doktor Oktay Altun aynı zamanda Havelsan için Milli Muharip Uçak Projesi'nde yapay zeka pekiştirmeli öğrenme konusunda çalışmalara imza atıyor. Hem savunma sanayi hem de yapay zeka için öğrenciler hangi yolları izlemeli? Birçok tabii izleyici arkadaşımız, genç arkadaşımız yapay zeka ile ilgili çalışmak istiyor veya bu konuyla ilgili eğitim gören arkadaşlarımız var. Onlara tavsiyeleriniz nelerdir? Onlara tavsiyem, çok önemli bir tavsiyem. Bir, yani hangi aşamada oldukları çok önemli. İngilizcelerini bir an önce ilerletsinler. Çünkü beslendiğimiz kaynaklar İngilizce. Dolayısıyla hani Türkçe kaynaklar çok kıt, kendilerini bir dar bir alanda bulmuş olacaklar. Bunu yaptıktan sonra da online dersler inanılmaz boyutlarda. Yani bütün dünyanın en iyi üniversiteleri kaynaklarını açmış vaziyette. YouTube hani ne amaçla kullanıyor? Ben öğrencilerimde biraz hayal kırıklığına uğruyorum. Yani YouTube'da hocam, öyle ne yapıyorsunuz bizi, falan. Bizi de seyrediyorlar. Evet, o güzel. Keşke sizi seyretseler. Keşke efendim böyle yararlı programları seyretseler ama genelde gördüğüm hani yeterince verimli kullanılmadığı yönünde. Yani sosyal medya bu anlamda bir hazine. Bu hazineyi iyi değerlendirmek lazım. Ben öğrenciliğim döneminde böyle dersler keşke olsaydı da bunları çok daha erken değerlendirseydik diye düşünüyorum. Dünyanın en önemli profesörleri kaynaklarını açmışlar ve yani yapmanız gereken belli bir rutine oturtup efendim bu dersleri izlemek. Efendim öncelikle mesela bir programlama dilinde iyi olmak lazım. Yani bu olmaksızın yapay zeka çalışmalarına girmenin bir anlamı yok. Bir giriş seviyesinde bir de ileri seviyede bir programlama dili alarak başlayabilirler. Onun derslerini alabilirler. Udacity gibi, Coursera gibi, efendim Udemy gibi birçok platform harika. Bunların hiçbiri yoksa YouTube. Buralarda müthiş dersler var. Bunları alıp bunların %99.9'u İngilizce tabii ki. Bunları alıp güzelce değerlendirebilirler. Arkasından bir makine öğrenmesi dersi temel, arkasından derin öğrenme dersi ve ondan sonra mesela reinforcement learning gibi daha spesifik ama daha efendim karmaşık modellerin anlatıldığı bir ders alarak hızlı bir şekilde entegre olabilirler. Tabii ama bu aşamaları geçmeleri gerekiyor. Fahri Dönmez, Bursa'da 35 metrekarede yamaç paraşütü ve İHA sistemleri için motor yapıyor. Emekli uçak bakım teknisyeni. Fahri Bey'in atölyesine konuk olduğumuzda gençlerle ilgili çok özel şeyler anlattı. Gençlerimiz ne yapsınlar? Bu hedefledikleri, merak ettikleri noktaya nasıl ilerlesinler? Onlara önerileriniz var mı? Yani aslında gençlerimiz zaten bir şeyler yapmak istiyor da biz ne kadar onlara yol açacağız? Hatırlarsanız ben yeni mezun olmuş bir işte yamaç paraşütünde genç kardeşimi almıştım bu iş için, değil mi? Şu anda burada yok. 4 sene birlikte yaptık. Şu gördüğünüz motorları, burada istediğimiz tezgahlarımızı, yaptığımız parçalarını. O yaptı. Yok, nerede? Turist uçuruyor. Nerede? Yamaç paraşütüyle Ölüdeniz'de. Ama mühendis. Bizim kızımız nerede? Yani İTÜ gibi bir okulda makine mühendisi olmuş. Ama felsefe doktorası yapıp farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Ortağımın oğlu makine mühendisi. Ben pazarlama mühendisi olacağım. Çünkü sosyal yetileri yüksek gencin. Kendisini biliyor aslında ne yapmak istediğini gençler. Biz bilmiyoruz onların ne yapmak istediklerini. Bence biz kendimizi değiştireceğiz. Veya kendimizi biraz onların gözüyle onlara bakacağız. Şimdi yurt dışına gidecek Ömer. Yani niye gitsin? Başarılı, burada ne iş yaptıysa başardı çocuk. Uluslararası organizasyonlar düzenledi, belediyeleri isimlerini duyurdu. Yani işte gördüğünüz bu motorları, şu mermiyi işledi, İsmet şimdi orada turist uçuracak.
Niye? Çünkü burada evlendi, bir evini bakacak bir kaynağı yok ki. Yani bence onları dinlemek lazım. Ya onların bir şey öğrenmeye hiç gerekleri yok. Aslında problem bizde. Biraz biz kendimize yani bakalım. Özür diliyorum. Yani biraz heyecanlandım. Ama bu benim çok ağrıma gidiyor çünkü. Küçükken yıldızları merak etti. Daha lise öğrencisiyken yurt dışında katıldığı matematik yarışmasında ödül olarak dünyanın en büyük deney merkezlerinden olan CERN'ü gezdi. Fizik ve sonrasında uzay çalışmalarına imza attı. UNESCO Uluslararası Yükselen Yetenek Ödülü'ne layık görülen Türk bilim insanı ODTÜ Fizik Profesörü Bilge Demirköz'den gençlere çok önemli öğütler var. Türkiye'de ne yazık ki üniversite sınavı kaynaklı endişelerinden, haklı endişelerinden dolayı gençlerimiz takım çalışmasına çok önem vermiyorlar. Ama takım çalışması çok önemli. Çünkü bu işlerin hiçbiri tek başına yapılmıyor. Ben şu anda bir sözcüyüm. Ben kendi ekibimin sözcüsüyüm. Ben burada 20 kişi adına konuşuyorum. Ben eğer ekibim olmasa hiçbir şey yapamam. Sadece fikir üretirim ama o fikir kağıt üstünde kalır. Onu hayata geçiren ekip. Ve burada takım çalışması olmadan gelecekte daha da hiçbir şey yapılmayacak. Yani o artık bu bize hayal ettirilen işte bir Einstein oturmuş bir kağıt kalemle kendisi teoriler yazmış. O bile yalan bu arada. O da kendi fikirlerini test edebileceği, konuşabileceği bir ekosistemin ürünü. Biz bu ekosistemleri yaratmalıyız. Onun için gençlere takım çalışmasına önem vermelerini istirham ediyorum ve lütfen fikirlerini tartışsınlar. Yani hani böyle benim bu fikrim kimseye paylaşmayayım diyerek bir şey olmuyor. Ben de her ne kadar burada kayıtlı yayında daha almadığım patentimi fikirlerini söyleyemesem de etrafımdaki ekosistemle, arkadaşlarımla, birlikte çalıştığımız hocalarla bu fikirleri tartışıyoruz, çalışıyoruz. Yani ortaya çıkmadan mutlaka bir şeyler tartışılmalı, eleştirilmeli. Ama burada ama belki öbür takım Çin'de, başka bir takım Amerika'da, belki de başka bir takım. Ve hatta uluslararası, evet. Bu çok önemli. Şu anda Türkiye biraz kendi içine kapandığını görüyorum. Arkadaşlarımızın da, gençlerimiz de biraz içine kapandığını görüyorum. Tabii ki haklılar, jeopolitik durum, onun ötesi pandemi. Ama bu kabuğu kırmalıyız. Evet arkadaşlar, bilim insanlarımız, mucitlerimiz bunları söylüyor. Umarım siz de bu sözler, bu laflar biraz da olsun şöyle bir geleceğinize ışık tutabilmiştir, bir kıvılcım olabilmiştir. Şimdiden tercihleriniz hayırlı olsun ve geleceğinize güzel bir şekilde yön versin.